kredi borcumu traktörü satarak ödemeye çalışıyorum. Çiftçinin bankalara olan borcu 146 milyar liraya yükseldi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere çiftçilerle ilgili bir çalışma hazırladı. O çalışmaya göre tarım sektörünün bankalara olan borçlarının 2020 yılı Aralık ayına göre 21,2 milyar lira artışla 146,6 milyar liraya yükseldi. Karpuzu satamadı. Evet, karpuz tarlada kaldı. Tarım sektörünün zamanında ödeyemediği borç miktarı ise yaklaşık 5 milyar liraya ulaştı. Samana baktığımızda beyaz samana geçen yıl 30-35 kuruş civarındaydı. Şu an 70-80 kuruş civarında. Kırmızı mercimek samanına baktığımızda özellikle geçen yıl 70-80 kuruş civarındaydı. Şu an 1 lira 70 kuruş, 1 lira 80 kuruş civarında. Yani şöyle geneline baktığımızda özellikle yem fiyatlarının %100'e yakın arttığını görüyoruz. Ve dolayısıyla da bu da özellikle üreticinin gerçekten belini büküyor. Çiftçi faizli borçların artan girdi maliyetlerinin yanı sıra bu sene bir de kuraklık darbesi yedi. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman yem fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti. Bu yıl kuraklığın da etkisiyle dolayısıyla üretimde bir daralma var. Ama talep yine aynı. Besici özellikle 1 litre süt karşılığında 1 kilo yem dahi alamadığından sitem ediyor. Bugün 1 litre süt 1 kilogram yemi karşılamıyor. Süt hayvancılığında özellikle büyükbaş hayvancılıkta 1 litre sütün en azından 1.3 kilogram yemi karşılaması lazım, alabilmesi lazım. Ama şu an baktığımızda değil 1.5, 1.3 üretici 1 litre sütle 1 kilogram yem daha alamıyor. Çiftçi kongremizi icra edeceğiz ve çiftçilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini yine birinci ağızdan doğrudan kendilerinden dinleyeceğiz. Yükü giderek artan üreticiler seslerini bakanlığa ve iktidara duyurmak istiyor. Tepedekiler sesleri duyuyor mu bilinmez ama siyasiler üreticinin derdine derman olabilmek için onlarla bir araya geliyor. Basın toplantısında üreticilerle bir araya geleceklerini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından da bir video yayınlayarak çiftçi kongresini duyurdu. Çiftçi kongresi 10 Haziran Perşembe günü saat 11'de YouTube'dan canlı yayınlanıyor.